Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam onun sevgili Resulüne, Pak Ehli Beytine ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlerin üzerine olsun. Şehitlerimizin aziz ruhları şad olsun. Değerli Yesevi dostları, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ebedi ve daim olarak üzerimizde olsun. Geçen dersimizde, divani hikmet okumalarının birinci dersinde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hayatını, eserlerini, hocalarını, talebelerini dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya gayret etmiştik. Bu dersimizde de inşallah divanı hikmeti birinci hikmetten başlamak üzere kıta kıta hikmet hikmet birlikte okuyup yorulmamaya gayret edeceğiz. Geçen dersimizde de demiştim değerli arkadaşlar. Dersimiz diyalog şeklinde olursa iyi olur. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Birinci hikmette 26 kıta var. Bugün zamanımız el verdiğince kaç kıta yapabilirsek onları birlikte yapmaya gayret edeceğiz. Her medeniyette, her medeniyette, medeniyette ve kültürde üç temel metin var. Üç temel metin var. Bunlardan birincisi kurucu metinler. İkincisi taşıyıcı metinler. Üçüncüsü ise öğretici. Ecdadımızın tabiriyle talimi metinler. Kurucu metinler, bunlardan birincisi kurucu metinler, Kur'an ve sünnet. İkincisi taşıyıcı metinler, Kur'an ve sünnetin anlaşılması için, Kur'an ve sünnetin anlaşılması için yazılmış, eserler. Divanı Hikmet gibi, Mesnevi gibi, Yunus Emre Divanı gibi. Ecdadımızın Kur'an'ı ve sünneti insanlar anlasın diye kaleme aldıkları eserlere de biz taşıyıcı metinler diyoruz. Öğretici metinler, talim metinler ise sözlü kültürle yayılan bizim geleneğimizde her ne kadar yazılı olsa da ta köylere kadar ulaşmış Ahmediye türü eserler var. Ahmediye türlü eserler. Bunlara bazı yerlerde Muhammediye, Mahmudiye de diye isimlendiriliyor. Ama tür adı Ahmediye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını, e, onun sözlerini sözlü olarak anlatan eserler bunlar. Zaman içerisinde kaleme alınmış. Bunlardan en önemlisi, en önemlisi, en meşhuru e, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi Yazıcızade Mehmet'e ait Ahmediye. Şey Muhammediye. 1449. Yani çocukluğumuzda benim rahmetli dedem Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. Rahmetli dedem Yakup dedem vardı annemin babası. Biz gittiğimizde hemen Muhammediye'yi açardı. Osmanlı Türkçesi. Osmanlı Türkçesi ile Arap harfiyle oradan okurdu. Şakır şakır okurdu dedem. Yani ilkokul diploması bile yoktu. Ama şakır şakır okurdu. Allah gani gani rahmet eylesin Muhammediye'yi. Ahmediye, Muhammediye tür eserler, bunlardan bir tanesi öğretim metinlerden. Bir tanesi de bizim eğitim müfredatımızda kullandığımız aydın bir kesim yetiştirilsin diye müfredattaki eserler. Bunlara da biz öğretim metinler olarak kabul ediyoruz ki bizde de bu öğretim metinleri kontrol eden, bunların yayınlanmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Talim Terbiye Kurulu diye bir kurulumuz var. İçimizde öğretmen arkadaşlarımız. Çok iyi bilirler. O kurul belirliyor. O kurul standartları belirliyor. Şu tür kitaplar yazılacaktır diyor. Yazacak kişiler yazıyor. O kurul onları bir kontrolden geçirip o eserleri yayınlatıyor. İşte Divan-ı Hikmet bizim bu derslerimizde kıta kıta yorumlamaya, şer etmeye gayret edeceğimiz Divan-ı Hikmet İslam medeniyet açısından baktığımızda büyük ölçekte bir taşıyıcı metin. Ama Türk kültürü açısından baktığımızda ise bir kurucu metin. Yani bizim bir kurucu metnimiz Divan Hikmet. O kadar önemli bir metin. Bir de bilgi ile ilgili bir kaç cümle söylemek istiyorum. Bilgi söz konusu olduğu zaman üç gelenekten bahsedilir. Bu geleneklerden bir tanesi bilgi ya da bilim üretme geleneği. Bunu bilim tarihi ele alıyor. İkinci geleneğimiz ise tefekkür ve felsefe geleneği. Kavramlar, soyut kavramlar, temalar, bunlarla ilgili bilgiyi üreten tefekkür ve felsefe geleneği. Üçüncü gelenek de insanı, insan olmak bakımından ele alan, onun değerlerini inceleyen, onun değerlerini, manevi değerlerini ve derinliğini düşünen irfan geleneği var. İşte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, divan hikmeti, divan hikmetteki hikmetleri söyleyen, daha sonra öğrencileri tarafından yaygınlaştırılan divan hikmette bizim İrfan geleneğimizin önemli bir eseri. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de geçen dersimizde söylemiştik. Profesör Doktor Fuat Köprülü hocamızın ifadesiyle bizim ilk mutasavvıfımız. Eserinde hemen bir hatırlayalım. Türk edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserini 1918 yılında yazmıştı. O eserinin birinci kısmında Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerini bizlere anlatmıştı. İkinci kısmında ise Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin takipçisi Anadolu'yu mayalayan Yunus Emre Hazretleri'ni bize öğretmişti. Şimdi bu girişten sonra bu girişten sonra e, divan hikmete geçebiliriz. Şöyle bir usul takip edeceğiz. Divan hikmetteki hikmetleri kıta kıta okurken önce orijinalini hem de Çağatay Türkçesi e, eserler. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin malumunuz vefatı 1166. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yaşadığı dönem Karahanlı Türkçesi ya da Yabgu Türkçesi biz ona diyoruz ya da Hakaniye Türkçesi. Maalesef elimizde o döneme ait olan bir yazma eser olmadığından o e, Yabgu Türkçesi ya da Hakaniye Türkçesi ile okuma imkanımız yok. Elimizde bulunan divan Hikmet nüshaları Çağatay Türkçesi dönemine denk geldiği için Çağatay Türkçesi'den okuyacağız. Birinci dersimizde de ilk... E, dersimize başlarken de birinci hikmeti okumuştuk. Birinci hikmette Hoca Ahmet Lisevi Hazretleri şöyle diyor. Bismillah de beyan eyle hikmet aytıp, taliplerge dürrü gevher saçtım mena, riyazetni katı tartıp kanlar yutup, men defteri sani sözün açtım mena. Bizim bugünkü Türkçe ile manzum olarak çevirttik biz bunu. Henüz yayınlamadık. İnşallah yakın zamanda yayınlayacağız. Sizlere de burada hediye edeceğiz. Külliyat halinde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin fakirnamesi başında Divan-ı Hikmet'in mukaddimesi mesabesinde, arkasında Divan-ı Hikmet arkasından da iki Farsça Risalesi ki Risale-i Der Adab-ı Tarikat Tarikat Adabına dair Risale ve Risale Der Makamat-ı Erbay'in 40 Makam'a dair Risale. Diyor ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Besmele ile başladım ne hikmetler söyledim İnci Cevher Hikmeti taliplere saçtım ben çok riyazetler çekip çok kanlar yudumladım. Bak ikinci defterin sözlerini açtım ben. Biz de böylece ikinci defterin sözlerini açalım. Açarken Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Besmele ile başlıyor. Biz de bugünkü konuşmamıza da Besmele ile başladık. Besmele Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Oradaki bağda, bağda Allah'ın adıyla başlıyorum ifadesi gizli olarak var. Ya Bismillahirrahmanirrahim diyoruz birisi bir işe başlarken ya da Bismillah diyoruz. Bunu dememizin sebebi de, sebebi de, hikmeti de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki Küllü emrin zibalin la yubdehu bil besmeleti fehu Besmele ile başlamayan her iş eksiktir. Ya da bereketsizdir. Yani bereketli olmasını istiyorsanız bir işinizi besmele ile başlayın. Ama her şey tabi besmeleye başlanmıyor. Allahu Teala'nın meşru helal kıldığı her işe ve niyete Besmele'yle başlamak gerekiyor. Tabii ki bir önceki dersimizde de söylemiştik. Divan hikmeti okurken bu hikmetlerde geçen kavramları açı açı gideceğiz. O yüzden besmelerin üzerinde biraz durmak istiyorum. İslamiyet'in ilk gelişiyle birlikte ee, İslamiyet'ten önce besmele anlamında cahiliye dönemi Arapları Bismikallahümme diye bir cümle kullanıyorlar. Bismikallahümme yani Allah'ımın adıyla başlarım diye kullanıyorlar. Peygamber Efendimiz de hatırlarsanız Hudeybiye, Hudeybiye anlaşmasını hepimiz biliyoruz. Müşriklerle 628 yılında bu anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmada e, Hazreti Ali Efendimiz katipti. Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz yaz Bismillahirrahmanirrahim dediğinde e, müşrik tarafın başkanı üç kişilik bir heyet geliyor biliyorsunuz. Onlar talep ediyorlar. Bir anlaşma yapalım. E, Ravzan, Rızvan, Rızvan biatından sonra artık korkuyorlar Müslümanlardan. Bir anlaşma yapalım. Onlar bize saldırırlar diye. Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Peygamber Efendimiz'den böyle bir anlaşma talebinde bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz Bismillahirrahmanirrahim deyince Süheyl bin Amr diyor ki biz diyor Bismillahirrahmanirrahim'i bilmiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim'i yazalım diyor. Peygamber Efendimiz de tamam diyor Hazreti Ali Efendimiz de yaz diye. Orada e, Peygamber Efendimiz Bismillahirrahmanirrahim'i yazdırıyor. Peygamber Efendimiz de böyle yazdırdığı için Bismillahirrahmanirrahim'i diye de kullanılıyor. Müslümanlar tarafından da. Ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın duası Hud Suresi 41. ayette Bismillahi mecraha ve mursaha diye. Yani onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. O ayet nazil olmasıyla birlikte Bismillahi şeklinde kullanılıyor. Bismillah şeklinde kullanılıyor. Belkıs'ın tahtının getirilmesiyle ilgili Hud, Neml suresinde, Neml suresi 30. ayette Bismillahirrahmanirrahim İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim O Süleyman'dandır ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır. Belkıs'a bir mektup geliyor. Mektup geldiğinde mektubun üzerinde bu o Süleyman'dandır ifadesi var. Oradan da Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayetin Nem Suresi 30. ayetinin inmesiyle birlikte de Bismillahirrahmanirrahim şeklinde kullanılmaya başlıyor. Konuşmamın başında demiştim ki Besmele'nin başındaki Ba harfi başlıyorum anlamına giriyor. Arapça bilenler vardır içi, içimizde. Tabi biz de, e, branşımız da Arapça olduğu için böyle Arapça kavramları da açmayı seviyoruz, anlatmayı seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'in dili, Peygamber Efendimiz'in dili e, Arapça. Ondan dolayı bu kavramları biraz daha anlaşılsın, benimsensin, tanınsın istiyoruz. Ba'nın e, birçok anlamı var Arapçada. Harficer diyoruz biz bunlara. İngilizce'deki prepositionların karşılığı bu. Çok çeşidi var. 24 tane çeşidi var bağının Arapçada. Zengin bir dil. Bir tanesi de ba lil isti'ane. Yardım isteme bağısı. Yani Allah'ım senden yardım isteyerek bu işe başlıyorum. Böyle bir anlamı var. Ama o bağda mesela Bismillahirrahmanirrahim derken bağda e, besmele ile kalkıyorum. Orada gizli bir ifade var. Besmele hayvan kesiyorum. Besmele ile başlıyorum. O B'nin böyle bir zengin anlamı var meşhur tefsiri kebir var. Tefsiri kebir. Fahrettin Razi Hazretleri'nin tefsiri kebirinde bir diğer adı da Mefatül Gayb. Besmele ile ilgili birçok incelikler sıralamış. E, tavsiye ederim okumanızı o inceliklerin. Tabi böyle bir e, derste hepsini tek tek anlatma imkanımız yok. Ama onların arasında benim en çok hoşuma giden e, dördüncü incelik, 24 incelik var. Dördüncü incelikte diyor ki, Allahü Teala Besmele ile başlayarak diyor, B'nin başındaki başlıyorum ifadesini kaldırarak insanlara adeta ben sizin işlerinizi kolaylaştırıyorum mesajı veriyor. Böyle bir incelik besmele ile ilgili Fahrettin Razi Hazretleri bize tefsir kebirinde anlatmış. Tabi baktığımız zaman Kur'an-ı Kerime Kur'an-ı Kerim'deki 114 Sureden 113 tanesinde besmele var. Hangi surede yok? Evet. Tevbe. suresinde yok. Neden tevbe suresinde yok? Çünkü tevbe suresi bir ultimatom mahiyetinde olduğu için tevbe suresinde besmele yok. Ama Nem suresindeki Bismillahirrahmanirrahim ile birlikte 114 olarak kabul ediliyor. Tabi bizim Hoca Ahmet Lisevi Hazretleri'nin besmele ile başladığı gibi klasik edebiyatımızda besmele ile başlayan o kadar çok şiir var ki ben onları da bu vesileyle derledim. Tabi böyle bir derste tek tek onları okuma imkanımız yok. Ama birkaç taneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan bir tanesi hepimizin bildiği Süleyman Çelebi Hazretleri'nin merhum. Allah adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana her işi asani asanide Allah'ına. Onun mevlidi şerifi var biliyorsunuz. Bizim geleneğimizde çok önemli bir yeri olan Anadolu'da, Türk dünyasının birçok yerinde uzun yıllardan beri okunuyor, hala okunmaya devam ediyor. Asıl adı Vesile'tün Necat. Vesile'tün Necat yani kurtuluş vesilesi anlamında. Mevlid ise doğum demek. Mevlid, doğum. Yine Taşılıcalı Yahya var, 16. yüzyıl şairlerinden. O besmelerin harflerine dair büyük bir manzume yazıyor. Büyük bir manzume. Ama e, dehşet bir manzume. Bütün harflerini böyle sıralıyor. Onu okumak istiyorum müsaadenize. Nokta kim bası ile hemdemdir. Noktayı daireyi alemdir. Sinin serdarı selamettir anın. Meddi bir cisri inayettir anın. Mimi balayı mualladır anın. Elifi aliyyül aladır anın. Elifin remzi dürür ey abid. İnnemallahu ilahun vahid. Olmayan ilmile dün agahı bilemez lamu kelamullahı. Ha gibi aç gözünü kalma melul. Masivallahı ko Allah ile ol. İki ra gurreyi ideyni şerif, iki ha manzarayı nur-i latif. Mimin altında onun oldu mekin, nun gibi ki olur ziri zemin. Daveti rahmeti hakka güya, yası olmuştur anın harfi nida. Yazılır gerçi ki ma tahte rahim, olduğu tacı seri musaf olmayayım Böyle güzel bir şekilde Besmele'yi e, Taşlıcalı Yahya Üstadımız şiir haline getirmiş. Erzurumlu zihni. Erzurumlu olanlar vardır içimizde. Erzurumlu zihni. Onun da Natı Besmele diye. 118 beyitlik bir mesnevisi var. Tabi 118 beyti okumayacağız. Oradan bir e, çok kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki, deyip ihlas ile Bismillah'ı açalım, razı kelamullahı, razı yani sırrı, Allah'ın kelamının sırrını açalım diyor. Bir atasözünde de, atalarımızı da anmış olalım, besmelesiz çıkma yola başa gelir türlü, türlü bela. Biz de besmele ile sözlerimizi açmış olduk. İnşallah sözlerimiz bereketlenir. Peygamber Efendimizin hadisinin sırrına mazhar olur. Şimdi besmele içerisinde, besmele içerisinde en önemli, en önemli birinci isim tabii ki bütün kainatı yaratan, yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Allah'ın adı. Allah, Bismillah'taki Allah kelimesi. Tabii Allah kelimesiyle ilgili çok farklı görüşler var. Çok farklı görüşler var. Onlardan birkaçını sizlere paylaşmak istiyorum. E alıntılarım Diyanet'in İslam Ansiklopedisinden. İlah kelimesinden üç görüş var kabul gören. Bir tanesi diyor ki ilah kelimesinin ilah kelimesinin başına harfi tarif getirilmiş haldir. El ilah kelimesi el ilah kelimesindeki el ilah kelimesindeki lam kaldırılıyor. El ilah'taki elif kaldırılıyor. Lam'lar birleştiriliyor. İdgam yapılıyor. Allah oluşuyor. Bir görüş bu ilah kelimesinin anlamı da ilah kelimesinin anlamı da e, kulluk etmek. Kulluk etmek kökünden geliyor. İlah kelimesinden türetirsek anlamı da kulluk etmek kökünden geliyor. Bir diğer e, görüş gizlenmek. Bütün duyuların idrakinin fevkinde olmak anlamına gelen lahe yelihu kökünden geliyor. Lahe yelihu kökünden geliyor bu la kelimesinin başına Arapçadaki harfi tarif belirlilik yapan el takısı getirilerek Allah kelimesi elde edilmiştir deniyor. Bir son görüşte daha çok Müslüman olmayan gayrimüslim yazarların dile getirdiği bir ifade. Onlar diyorlar ki cahiliye putlarından olan lat vardı. Lat, menat, uza ve hubel var biliyorsunuz. Dört büyük putları cahiliye dönemi Araplarının. Veya Aramice'deki Elaha diye bir kelime var. O kelimeden alınmıştır. Böyle de bir görüş var. Ama İmam-ı Gazali Hazretleri bütün bu görüşleri topluyor. Diyor ki Allah isminin hangi kökten türetildiği hakkındaki bütün sözler bir zorlamadan ibarettir diyor. O Allah'a mahsustur diyor. Ondan başka bir başka herhangi bir varlığa ad olarak verilmemiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet hem de İmam Gazali Hazretleri'nin bu sözünü destekliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbu semavati vel ardi ve ma beynehuma fabudhu bir li ibadetihi hel talemu lehu Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç onun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? Allah'ın adı Allah'a mahsustur. Onun adını taşıyan başka bir birisi yoktur diye Kur'an-ı Kerim, Meryem Suresi 65. ayet noktayı koyuyor. Baktığımız zaman Arapça'da Allah kelimesinin çoğulu yok. Çok, bütün kelimelerin çoğulu var. Allah kelimesinde çoğulu yok. Hemen yine burada Besmele ile başladım. Ne hikmetler söyledim diyor hemen Hoca Ahmet İsa Hazretleri. Hikmet kavramı. Divanı hikmet adı veriliyor. Hikmet kavramı da burada karşımıza çıkıyor. Ee, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divan hikmetinin kavram haritasını çıkardı. Ankara İlahiyat'ta e, tasavvuf ana bilim dalında Ahmet Cevat Aksaksever hocamız var, profesör. Bir de Doktor Hayati Bice. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divan hikmetindeki hikmetleri tamamen Türkçe'ye çeviren, aktaran. E, kendisi tıp doktoru, e, bir büyüğümüz. O hazırladı ilk başta. Ondan önce de İstanbul Üniversitesi'nden emekli Profesör Doktor Kemal Eraslan hocamız. O da divan hikmetten seçmeler diye hazırladı. O seçmelerde e, Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Biz de divan hikmetten seçmeler diye bir seçmeler biz de yaptık Ahmet Yesevi adında. Geçen dersimizde sizlere hediye etmiştik. Almayanları varsa çıkarken mutlaka alsınlar. Şimdi burada tabi hikmet kavramı karşımıza çıkıyor. Hikmet kavramını açıklamadan önce, hikmet kavramını açıklamadan önce, yani İslamiyet, bizim gücü dinimiz İslamiyet şiire nasıl bakıyor? Şiire bakışı nedir? Onu da burada ifade etmeden geçmeyelim. Kur'an-ı Kerim'de şiirle ilgili, şiirle ilgili e, geçen kelime şuara suresinin 224-227. ayetlerinde yüce Allah şiiri ve şairleri tasvir ediyor orada. Bismillahirrahmanirrahim ve şuara uyette bihumul qavun. Elem tera fi kulli vadin yahimun ve ve ennehum ma la Şairlere sapıklar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Şairler burada yeriliyor. Bu ayet inince peygamberimizin şairleri var. Abdullah bin Revaha var. Kâb bin Malik var. Hasan bin Sabit var peygamberimizin şairleri ağlayarak Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Diyorlar ki, Ya Resulallah, şüphesiz Allah şair olduğumuzu bildiği halde bu ayetleri indirdi ve biz helak olduk. Üzülüyorlar. Bunun üzerine Şuara Suresinin 227. ayeti nazil oluyor. Peygamber Efendimiz o ayet onlara okuyarak diyor ki, işte bu ayette sözü edilen sizlersiniz. Ayet şu, اِلَّا الَّذ۪ينَ ve وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Vezikir Allah'a kessiran ve intisaru min badi ma zulimu ve seyalimul lazina zalemu ayye munkalibin kalibun. Ancak iman edip iyi amel işleyenler, Allah'ı en çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar müstesna haksızlık edenler hangi hangi akıbete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Bu ayetle hemen nazil oluyor Peygamber Efendimiz onları rahatlatmış oluyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'in indiği ortamda cahiliye döneminde çok muhteşem şairler var. Muallaka şairleri dediğimiz. el muallakatü sebe diye yedi tane önemli şairin şiiri Kabe'nin duvarına asılıyor. Altın mürekkebiyle birlikte, altın katılmış mürekkeple birlikte yazılıyor. Kabe'nin duvarına asılıyor. Onlardan birincisi de biliyorsunuz. İmrul Kays birincisi. Muallaka şairlerinin birincisi İmrul Kays. O kadar önemli şiir. Ama Kur'an-ı Kerim geliyor, öyle bir beyan, fesahat, belagat var, bedi var, meani var, öyle bir ortamda meydan okuyor. Gücünüz yetiyorsa diyor şairlere, bir mislini getirin. Ona güç yetiremezsiniz diyor. Bir suresini getirin. Ona da güç yetiremediniz, bir ayetini getirin diyor. Meydan okuyor, hiç kimse buna cesaret edemiyor. Öyle bir ortam olduğu için, cahili Araplara diyorlar ki, Kur'an'ın ayetleri şiir, Hazreti Peygamber'de bir şairdir diyorlar. Onlara da cevap olarak Allahu Teala Yasin Suresi'nde hepimiz okuyoruz 69. ayette. Ve ma allemnahu şi'ra ve ma lehu. İn huve illa zikrun ve kur'anun mubîn. Biz peygambere şiir öğretmedik. Zaten onu ona şiir yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir apaçık bir Kur'andır. Yani o ne şairdir ne de Kur'an bir şiirdir diye. Başka bir ayette de yine, başka bir ayette de innehu la kavlu resulin kerim. Kur'an-ı Kerim kuşkusuz o şerefli bir resulün sözüdür. Ve ma hu ey, bi kavli şairin. O bir şairin sözü değildir. Kalilen ma tu'minun. Ne kadar az inanıyorsunuz. Vela bi kavli kahinin. O bir kahinin de sözü değildir. Kalilen ma tezekkerun. Ne kadar az düşünüyorsunuz diye Kur'an-ı Kerim yine bu düşüncede olanlara meydan okuyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'den örnekleri verdikten sonra Peygamber Efendimiz'in de Peygamber Efendimiz'in de şiire karşı tutumunu burada ifade etmek yerinde olur diye düşünüyorum. Übey bin Kâb Resulullah'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. İnne mine şiir ile hikmeten ve inne minel beyani le sihran. Şüphesiz ki bazı şiirler hikmetli ve bazı ifadeler büyülüdür. Kur'an-ı Kerim şiirleri ve şairlerle ilgili bu hükümleri koyduktan sonra Peygamber Efendimiz şiirden hikmetli olanlara ayırıyor. Yani Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin neden hikmet dediğini Peygamber Efendimiz'in o ifadesine de dayandırıyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir önceki derste de söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'deki başka bir ayette Yüce Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mevizetil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır diye Allahu Teala Peygamber Efendimize buyurmuştu, emretmişti. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de alimler <laughs> peygamberlerin varisleridir. Sözünde harekette peygamberimizin varisi, o da hikmetin yolunu seçmişti. Bunu da bir hatırlatma yapmış olalım. Şimdi hikmet en yaygın ifadeyle dini, tasavvufi özü söz anlamına geliyor. Arapça hakeme kökünden geliyor. Hüküm vermek, bilgi sahibi olmak, yetki kullanmak, emretmek, yargılamak, bir şeyi sağlam yapmak anlamlarına geliyor. Hikmetle ilgili, hikmetle ilgili en güzel tanımı da İmam Gazali Hazretleri veriyor. İmam Gazali Hazretleri geçen dersimizden hatırlayalım. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hocası Yusuf Medan Hazretleri'nin Nizamiye medreselerinden okul arkadaşıydı. Onların hocaları kimdi? Tekrar tekrar bunları söylüyorum ki zihinlerimize işlesin. Bunlar bizim büyüklerimiz Ebu Ali El Farmedi Hazretleri. Onun da hocası kim? Ebu Hasan Harakan Hazretleri. Kars'ta metfun Anadolu'ya ilk başta Anadolu'ya gelen büyüklerimizden bir tanesi. Ebu Hasan Harakan Hazretleri 11. yüzyılda. 11. yüzyılın başlarında. Vefatı 1033. Bu hikmet kelimesinin, hikmet kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de 210 civarında hakeme kökünün türevleri var. Allahu Teala hikmet kelimesini Kur'an-ı Kerim'de verirken bir örnek verecek olursak Bakara Suresi 129'da ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Onları kitabı ve hikmeti öğretir. Şimdi kitap var, Kur'an-ı Kerim bir de hikmeti öğretir. Demek ki hikmet farklı bir şey. Yani Kur'an'dan farklı bir şey hikmet. Farklı bir bilgi. Yine başka bir ayette yine Bakara suresi 269 ve men hikmete fekat utiye hayran kethira. Kime hikmet verilirse ona çok hayır verilmiştir. Ona çok nimet verilmiştir. Yani hikmet verildiyse birine ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bunlardan birisi. İsimlerine saydığımız o büyükler bunlardan bir tanesi. Bunlar, bunlardan, bunlardan onlara hikmet verildiyse onlara çok hayır verilmiştir diye Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 24 peygamberin adı geçiyor. Bunlardan hikmet verilen peygamberler Hazreti Davut aleyhisselam, Hazreti Lokman aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz. Hikmetle ilgili peygamber efendimiz de buyuruyor ki, El hikmetu dalletul mu'mini, hikmet müminin yitiğidir اَنَّا وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا O'nu nerede bulursa onu almaya en çok hak sahibidir. O yüzden hikmetin peşinde koşalım inşallah hep birlikte. Ee, İslam dininin hedeflerinden birisi de doğru ve faydalı bilgileri pratikte buluşturan hikmet sahibi kişiler yetiştirmek. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri neden divan hikmetine hikmet adını vermiş? Öyle, bu şekilde daha iyi anlamaya gayret ediyoruz. Hikmetle ilgili bir alıntı daha yapacağım. Ondan sonra diğer kavramlara geçeceğim inşallah. Ee, bizim tasavvuf edebiyatı içerisinde en çok eser verenlerden İsmail Hakkı Bursevi, üstadımız var. 18. yüzyılda yaşamış. Ölümü 1725. Diyor ki kıvamı dünya dört nesnedir. Bunlar ilim, tababet, adalet ve hikmettir. İlim, yani diyor ki kıvamı dünya, dünyanın mayası, dünyanın dengesi. Kıvamı dünya. Yani bir dört direkli bir ev olarak tasvir edecek olursak bir direği ilim direği. İkinci direği tababet yani sağlık. Üçüncü direği adalet. Çok önemli. Dördüncü direği ise hikmettir. Hoca Ahmet Yesev Hazretleri nerede bunun neresinde? Hoca Ahmet Yesev Hazretleri de bunun ilim ve hikmet tarafından. Şimdi tekrar buraya döndüğümüzde, birinci kıtaya döndüğümüzde, Hoca Ahmet İsev Hazretleri, Besmele ile başladım ne hikmetler söyledim, inci cevher hikmeti taliplere saçtım ben diyor. Burada talip kelimesiyle karşılaşıyoruz. İnci cevher de var, onlara da geleceğim ama önce talip kelimesinden başlamak istiyorum. Çünkü bir işe başlıyorsanız önce talep etmeniz gerekiyor. Talip olmak çok önemli. Sizler de sağ olun talip oldunuz. Esenler Belediye'miz 2019-2020 sezonunu Hoca Ahmet Yesevi Kültür, Kültür Sanat Sezonu ilan etti. Bu, kavram, bu kapsamda da Divan Hikmet okumaları başlattı. Sizler de bu okumalara talip oldunuz ve geldiniz buraya. İnşallah Rabbim istifade edenlerden eder hepimizi ve hikmet ehli oluruz. Şimdi tasavvuf yoluna giren giren kişiye İlk başta yani seyri suluk yapan kişiye talip adı veriliyor. İlk başta talep eden kişinin adı talip. Sonra bu işin başlangıcında olan talep etti, başladı. Şimdi talep etmekle başlamak farklı bir şey, başladı. Ona müptedi ya da mürid deniyor. Müptedi yani başlayan ya da mürid irade eden, isteyen. Mesafe kat eden kişiye salik deniyor. Salik. Ya da ehli suluk deniyor. Yolun sonuna ulaşana ise müntehi yani intiha eden, sona eren ya da vasıl, ulaşan kavramlarımız bunlar. Tam burada bu taliplere inci cevher saçtım derken o Ahmet Yesevi Hazretleri, normalde inci ve cevher, işte dur kelimesi orijinal metinde geçiyor incir, gevher, cevher biz diyoruz, mücevher. Bunlar zenginlik alameti. Ama tasavvufta bunlar manevi bilgilerin, hakikat bilgisinin, bilgisinin bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Hoca Ahmet Lise Hazretleri ben size inci cevher hikmeti yani hakikatin bilgisini bu hikmetlerle birlikte size vereceğim diyor bu ifadeyle birlikte. Şimdi e, tasavvuf felsefesinde Allah'ın zatı, Allah'ın zatı cevher diyoruz. Allah'ın zatının dışındaki var olan her şeyde araz diyoruz. Araz ya da araz diyoruz çoğulu olarak. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri burada e, inci cevher derken de ya size hakikatin bilgisini yüce Allah'la ilgili bilgi ve yüce Allah'ın dışındaki bütün arazla ilgili bilgileri de vereceğim. Ama bunu verirken Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bizim ana, ana dilimizde ve en güzel anlaşılır şekilde veriyor. Şimdi baktığımız zaman buradaki Çartay Türkçesini bile okuduğumuzda birçoğumuz rahatlıkla anlıyoruz. Yani bana öyle geliyor. Bir diğer kavramımız burada yine çok riyazetler çekip çok kanlar yudumladım. Riyazet kavramı. Riyazet kavramı da Divan Hikmet'te 41 yerde geçiyor. O kavram haritasını çıkar demiştim ya Ahmet Cevat Hak, Saksever Hoca ile Hayati Bici orada unuttum söylemeyi. O kavram haritasında bütün tasavvufi kavramları çıkarmışlar. Riyazet kavramında 41 kere geçtiğini belirlemişler. Normalde riyazet kelimesinin anlamı, riyazet kelimesinin anlamı bir yabani hayvanı evcilleştirmek, çok egzersiz yapmak, bir şeyi sık sık yapmak, ısrarla yapmak anlamına geliyor. Ama ıslahı anlamı ise nefsin şehvet dilinden beden ve dünya ile ilgili arzularını kırmak, bunları etkisiz hale getirmek, nefsi aklın ve dinin tespit ettiği sınırlar içinde tutmak anlamına geliyor. Osmanlı Türkçesinde riyazeti bedeniye diye ders vardı. Riyazeti bedeniye yani beden eğitimi. Arapçada da er riyadatul bedeniye. Eğitim demek riyazet. Ama manevi eğitim. Ama şunu da iyi bilmek lazım. Ya ben riyazet yapayım derken başımıza sıkıntılar gelebilir. Yani işinin ehlinden el alıp işinin ehline danışarak bunu yapmak lazım. Sonra insanın başına başka sıkıntılar gelebilir. Beden ruh sağlığından olabilir. Akli denge bozulabilir. Batıl inançlara sapabilir. Allah muhafaza. Hep İmam-ı Gazali'den örnek veriyoruz. İmam-ı Gazali Hazretleri riyazetle ilgili diyor ki dört türlü riyazet vardır. Bunlardan bir tanesi az yemek, az uyumak, az konuşmak, insanların eziyetlerine katlanmak. O da riyazeti bu şekilde değerlendirmiş. Burada riyazeti sıkı çektim çektim, çok kanlar yudumladım diyor Câmiyesi Hazretleri. Çok kanlar yudum, yudumlarken çok zorluklarla karşılaştım. Yani öyle bir yola girdim ki geçen derste Hoca Ahmet Hazretleri'nin fakir namesinden bahsetmiştik. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat bu yolculukta insan çok zorluklarla karşılaşır. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de işin başında diyor ki yani talipseniz bu işe diyor ben diyor riyazetler çekerken çok kanlar yudumladım diyor. O yüzden dikkat edin. Gideceğiniz yol dikenlerle doludur, cam kırıklarla doludur. Buna da dikkat edin diye işin başında Hoca Ahmet Yesef Hazretleri bizi uyarıyor. Divan-ı Hikmet'in de 41 yerde geçiyor demiştim ya bir iki tane örnek verip Başka bir kavrama geçeceğim. 18. Hikmet'te inşallah oraya gelmek nasip olur. Ama daha birinci hikmetteyiz. Neredeyse bir, bir şey, ders bir hikmetle gidecek. Bilmiyorum çok mu ayrıntılı gidiyoruz. Arzu ediyorum ki bütün kavramları böyle açarak gidelim. Çok şey okumaktan ziyade az şey okuyalım, çok şey öğrenelim. Arzu ettiğimiz bu. Hoş gaipten yetiştiği güzel sözüm teberrük. Aşık isen ey talip, riyazetten belin büyük. Geceleri uyuma, yaş yerine kanın dök. Arslan babam sözlerin dinleyiniz teberrük. Arslan babam baba da hocası. Onu da geçen derste e, öğrenmiştik. 165. hikmette de diyor ki, Piri kamil talibe herkese vermez irşat. Gece uykularını talipler eder ifsat. Her yarışı geçemez koşan vahşi rahvanat. Riyazette pişenler yarışı geçer dostlar bu yola riyazetli, mutlaka talip gerek. Nefsü hevayı koyup itaat kılmak gerek. Cefa çekip pir emrin tutup itaat gerek. Riyazetsiz Allah'a vuslat olmaz ki dostlar. Yani bu yola girdiyseniz riyazet yapmanız gerekiyor. Bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor diyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Ve bunu derken de diyor ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ben diyor ikinci defterin sözlerini açtım diyor. Şimdi ikinci defter deyince Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divan-ı hikmetinde üstü kapalı geçen, anlaşılmayan bazı kavramlar var. Onlardan bir tanesi bu ikinci defter. E, i̇kinci defter ne? Şimdi ikinci defter deyince e, bazı araştırmacılar diyorlar ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bir, bir birinci defteri de vardı. Bu onun ikinci defteri. Ama birinci defter bize ulaşmadı. Ulaşmadığı için biz birinci defterin varlığından haberdar değiliz. Bir görüş bu. Yani ikinci defter divan Hikmet ikinci defterin adı. Bir diğer görüş görüşte e, Hoca Ahmet Yesevet'lerin Defteri Sani dediği ikinci defter e, 63 yaşından sonraki hikmetlerinin yer aldığı. Yani o e, daha doğrusu birinci görüşü destekler mahiyette olan bu görüş. İkinci görüş şu. E, Hoca Ahmet Yesevet'lerin Divan-ı Hikmeti insanın kitabı. O insanın kitabını yazdı. İnsanı burada anlatıyor. O insan insan ona göre insan kitabı natık yani konuşan bir e, kitap insan. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de burada e, kendi hakikatini yani insanı anlatıyor. İkinci defteriden kastı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bu. Bir diğer görüşte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ikinci defterden kastı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri burada bize e, ikinci defter olarak Nuru Muhammedi'yi bize anlatıyor. Nuru Muhammedi deyince tabii Nur Muhammedi'yi de kısaca anlatmak gerekir. Kainat yaratıldığında ilk yaratılan Peygamber Efendimizin nuru, Nuru Muhammedi. İlk yaratılan. Peygamber olarak son peygamber ama yaratılan ruh olarak yaratılan ilk peygamber. Peygamber Efendimiz zaten bu konuyla ilgili diyor ki Hazreti Adem ruh ile ceset arasındayken ben nebiydim diyor başka bir ifade de Hazreti Adem suyla çamur arasındayken ben nebiydim diyor. Ondan dolayı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri burada ikinci defterden kasıt Nur-u Muhammedi'den kinayedir diyor. Bir görüşte de. Ya toparlayacak olursak birinci görüşte bir birinci defter var. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hikmetlerini daha önce yazdığı ama 63 yaşından sonra yeraltına altına girdiğinden itibaren söylediği hikmetlerin e, içeri, iç, ihtiva ettiği divan hikmet Divan Hikmet onun ikinci defteri. Bir diğer görüşü insanın kitabı, bir diğer görüşte, üçüncü görüşte nur e, Nuru Muhammedi'den kinayedir. Şimdi bu açıklama ışığında Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri birinci hikmetin ilk kıtasında diyor ki Bismillah diyerek sözlerime, sözlerime başlayıp hikmetler söyledim. Tasavvuf yoluna girenlere çok değerli sırlar verdim. Sıkır yazetler çekerken adeta kanlar yutarak çok zorluklar çektim ve ikinci defter diye nitelendirdiğim hikmetlerle ilgili bu sözlerimi açtım diyor Hoca Ahmet İsa Çok şükür birinci hikmeti bitirdik. Şimdi ikinci hikmete geçebiliriz. İkinci hikmette de Hoca Ahmet İsa diyor ki Söz ni aydım her kim, bol, her kim bolsa didar talep canlı canlığa peyvent kılıp regni avlap garip yetim fakirlerini köngli sıyılap, köngli bütün hala yıktın taştım mena. Söz dedim her kim ise cemalullah'a talip, damarları damara, canı cana bağlayıp, garip, yetim, fakirin gönlünü okşayıp, böylece gönlü latif olmayandan kaçtım ben. Tabi şimdi ilk hikmetler olduğu için kavramları yeni yeni anlatmaya başladığımızdan hikmetlerin açıklanması belki biraz uzun sürecek ama ilerlediğimizde bu kavramları açıklamış olacağız. Açıkladığımız bir kavrama bir daha dönmemiş olacağız. Belediyemiz bu videoları yayınlayacak kafanıza takıldığı zaman dönüp oradan tekrar o kavramları dinleyebilirsiniz. Ben de mümkün olduğu kadar da özetlemeye gayret ediyorum. Şimdi burada karşımıza çıkan Cemalullah, Cemalullah'a talip diyor Hoca Ahmet Hesef Hazretleri. Orijinal metne baktığımızda Didar talep diyor. Didar farsça yüz demek, çehre demek. Yani Yüce Allah'ın yüzüne talip olmak. Biz buna Cemalullah <laughs> Cemalullah Cemalullah, e, Ru'yetullah, Cemalullah diye kavramlarla bunu karşılıyoruz. Ya da Rûyet-i Rab diye de kullanılıyor. Şimdi bununla ilgili birkaç görüş var. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Allah Teala dünyada görülebilir düşüncesinde olanlar var. Dünyada görülebilir. Müşebbihe diye bir grup var ve de bazı sufiler diyorlar ki e, Allahu Teala'yı e, çok zikretme, onu sevme, ona e, aşırı ibadetle birlikte dünyada bazı zatlar yüce Allah'a görmüştür, böyle tecrübeler yaşanmıştır. Şeklinde kaynaklarda ifadeler var. Ancak böyle bir bilginin kontrolü mümkün olmadığından dolayı e, yanıltma ihtimali olduğundan dolayı bu bir delil olarak kabul edilmemiş. Yani Yüce Allah dünyada görülemez. Böyle bir sonuca sonuca varmış ilim adamları. İkinci anlayışa göre e, peygamberler dahil olmak üzere Allah dünyada görü, görü, görülemez. E, nitekim bunu destekler mahiyette Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya Rabbi erini anzur ileyk Araf Suresi'nde Rabbim bana kendini göster sana bakayım dediğinde Allahü Teala ona len terani sen beni asla göremezsin cevabını vermişti. Yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette Enam suresi 103'te la tudriku lebsar gözler onu göremez ve hu yudriku lebsar o gözleri görür. İlk dersimizde hatırlarsanız Cibril hadisini anlatmıştık. Orada iman, İslam ve ihsan kavramlarını açıklamıştık. İhsanı nasıl tarif etmiştik? El ihsanu en tabudallaha ke enneke terahu fe inlem tekun terahu yarake. İhsan sen onu görmesen de o seni görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. İşte burada gözler onu göremez, o bütün gözleri görür. Ayeti, bu iki ayet, yani dünyada bu bedendeyken Yüce Allah'ı görme ihtimali yoktur. Ama ahirette görmeyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Onları da burada zikretmeden geçmeyelim. Kıyamet Suresi 22. ve 23. ayetlerde Vucuhun yevme izin nadıra O gün yüzler vardır, sevinçlidir, parlaktır, aydınlıktır. İla Rabbiha nazira Onlar Rablerine bakacaklardır. Başka bir ayette Yunus Suresi 26. ayet Lillezîne ahsenul husna ve ziyade Burada güzel davrananlara da orada güzellik ve ziyadesi vardır. Müfessirler diyorlar ki buradaki ziyadesi ziyadesinden kasık, kasıt cemalullah yani Allah'ı temaşa etme ona görme zevkine nail olma. Bu şekilde müfessirler yorumluyorlar. Ama mümin olmayan kafirlerin de Allahu Teala'yı göremeyecekleriyle ilgili açık bir ayette de şöyle buyuruyor yüce Allah. Kella innehum an rabbihim yawme izin le mahcubun. Mutaffifin suresi 15'te. Hayır muhakkak ki onlar o günde Rablerinden elbette perdelenmiş olacaklardır. Yani perdelenmiş olacaklardır. Onu göremeyeceklerdir. Rabbim imanla bu beden emanetini teslim etmeyi, yüce Rabbimizi görmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Sahabe bir gün Peygamber Efendimize geliyorlar diyorlar ki onun peygamberimiz otururken eee otururken Peygamber Efendimiz o anda bakıyor tam ayın 14'ü. Ayın 14'ü gibi güzel deriz ya. Ay 14'üne geldiğinde en aydınlık şekline gelir. Ay zaman zaman Güneş de Dünya arasına gelir. Bazen de Dünya ile Güneş arasına gelir. Dünya ile Güneş arasına geldiğinde tam ayın 14'ü güneşin ışığıyla birlikte dünyadan çok güzel görünür. Tam Peygamber Efendimiz Ay'a bakıyor o günde diyor ki sizler Rabbinizi şu ayı gördüğünüz gibi açık seçik bir şekilde göreceksiniz. Onu görmekte herhangi bir sıkıntıya maruz kalmayacaksınız. Binaenaleyh eğer güneş doğmadan önce bir namazı yani sabah namazı ve batmasından önce de bir namazı kaçırmamaya gücünüz yetiyorsa bunu yapınız. Özellikle sabah namazı ve yatsı namazına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çok önem veriyor, vurgu yapıyor burada. Tabii ki beş vakit namazımızı kılacağız ama sabah ve yatsı namazının yeri çok ayrı. Şimdi burada ikinci Cemalullah kavramını anlattıktan sonra damarları damara, canı cana bağlayıp diyor Hoca Ahmet Yesevi Bu da Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divan hikmetinde yani, kaynaklarda çok fazla açıklanmayan kavramlardan bir tanesi. Damarları damara, canı cana bağlamak. Ya birlik beraberlik içerisinde olmak. Birlik beraberlik gözetmek. Tevhid, tevhidi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri burada vurgu yapmış oluyor. Adeta Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri daha sonra onun takipçisi sayılan Yunus Emre Hazretleri'nin 72 millete aynı gözle bakmayan halka müderris olsa hakkı asidir. Yani 72 millete bir gözle bakmak. Tevhid. Ona vurgu yapıyor. Aslında bu söz İslam'ı yani güzel ahlak dinini çok güzel özetlemiş. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan insanları bir görmek. Hoca Ahmet Yese Hazretleri burada üstü kapalı buna işaret ediyor. Ve onun, onun takipçileri de bunu güzel bir şekilde ifade etmişler. Yine Yunus Emre Hazretleri başka bir şiirinde de şöyle diyor. Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmazız, kamu alem birdir bize. O yüzden damarı damara, canı cana bağlayıp, eğer Cemalullah'a talipseniz diyor Hoca Ahmet İsa Hazretleri, ayrım gayrım gözetmeyeceksiniz. Yaradılanı, yaradılığından ötürü hoş göreceksiniz. Sonra garip yetim fakirin gönlünü de okşayıp, garip kelimesi çok sık geçiyor Hoca Ahmet İsa Hazretleri'nin divan hikmetinde, garip gurbet 85 yerde geçiyor. Garip, garip vurgusu. Garip kelimesi gurbetten geliyor. Gurbete çıkmak anlamına geliyor. Gurbete çıkan kişi. Gurbete birçoğumuz başka şehirlerden geldik İstanbul'a. İlk geldiğimiz zamanları hatırlayın. Hemen bir tanıdığımızı görmeye gayret ederiz. Hatta tanıdığımız olmasa bile memleketimizi gördüğümüz zaman ona dört elle sarılırız. Hemen arkasından Hoca Ahmet Yesevi burada yetim. Yetim kelimesi vurgusu yapıyor. Yetim kelimesi. Ve arkasından da Garip yetim ve fakir kelimeleri de vurgu yapıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de de bu kelimeler geçiyor. Mesela yetim kelimesi 20 yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. 20 yerde. Peygamber Efendimiz de e, yetimle ilgili diyor ki yetimi koruyup gözeten kişi kıyamette benimle şu şekilde olacak diyor. İşaret parmağıyla orta parmağını gösteriyor. Kehateyni diyor. Bu şekilde olacak. Yetimi e, görüp gözeten, kollayan kişi. Fakir kavramı yine var burada fakir. E, fakir kavramı bizim bildiğimiz bir fakir, bir şey olmayan, malı mülkü olmayan ama e, tasavvuftaki bir kavram olarak ise fakir, dervişin, seyri sülükünü tamamlamış, insanı kamilin bir ifadesi fakir. Hoca Ahmet İsa diyor ki nerede garip görseniz, yetim görseniz, fakir görseniz onların okşayın. Onları sıvazlayın. Tasavvuftaki fakir anlayışı da Peygamber Efendimizin el fakru fakri fakirlik benim övüncümdür ifadesi var. Oraya dayandırıyor. Fakirlik benim övüncümdür. Ama tabi fakirlik deyince ya Peygamber Efendimiz yoksul bir kişi miydi? O anlamda değil. O anlamda değil. Nefis terbiyesini yapmış. Nefsinin e, nefsinin heva ve hevesinden kurtulmuş kişi anlamına da geliyor fakir. Böyle bir anlamı da var. O kadar çok anlamları var ki tabi böyle bir kısa şeyde onu vermek imkanımız yok. Ama Hoca Ahmet Yisevi Hazretleri'nin Fakirname adlı eseri bize bunu çok güzel anlatıyor. İnşallah belediyemiz Fakirname'yi de böyle minyatürlerle birlikte Fakirname'yi güzel bir baskısını yapacak. O zaman Fakirname'yi okuyup fakirlik nasıl olurmuş, Fakirname'deki o şeriatın on um makamı, tarikatın on um makamı, marifetin on um makamı ve hakikatin on um makamı nasıl olurmuş? Onu öğrenmiş oluruz. Yine fakirname ile ilgili bir eser de unutmadan söyleyelim. Aşık Paşa'nın. Fakirname diye bir eseri var. Aşık Paşa'nın. Burada da Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Anadolu Medeniyet Havzası'nın ruh hamurkarı olan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bu ikinci kıtada da bize diyor ki kim Yüce Allah'ı görmek istiyorsa İnsanlar arasında ayrım gözetmek sizin hareket etmeli, garip, yetim ve fakirlere şefkat göstermeli, her istediğine kavuşmuş, hiçbir sıkıntı çekmemiş kişilerden de uzak durmalıdır. Burada gönlü bütün diyor, gönlü bütün insan, gönlü kırıklara hep vurgu yapılıyor. Büyüklerimiz gönlü kırık, o gönlü kırık insanlarla beraber olun, onların gönüllerini yapın. Bütün vurgu bu. Şimdi vaktimiz az kaldı. Hem de tek olsun, sünnet olsun. Allahu vitrun ve yuhibbul vitri. Allah tektir, teki sever. Üçüncü hikmetimizi de yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş bugünkü dersimizi bitirmeye gayret edelim. Üçüncü hikmette de, de, ben normalde beş hikmet hedeflemiştim bugün ama söz açıldı gitti. Divan-ı hikmetteki benim en çok sevdiğim, birçok programda da böyle okuduğum bu hikmet. Nerede görsen gönlü kırık, koş da ona merhem ol kayda gör körsen, könlü sınuk, merhem bolgıl. Anda mazlum yolda kalsa, hemden bolgıl. Ruzi mahşer dergahına mahrem bolgır. Ma'u menlik hala yıktın, kaçtın mena diyor. Nerede görsen gönlü kırık, koş da ona merhem ol. Şöyle mazlum yolda kalsa, yalnız koma yoldaş ol. Mahşer günü o ilahın dergahına yakın ol. Ben deyip benlik güden kişilerden kaçtım ben. Bir dörtlükte birçok prensipleri bize vermiş. Diyor ki, Nerede gönlü kırık kişiler görürseniz onlara merhem olun diyor. Hazreti Musa aleyhisselam bir gün Yüce Allah'a yalvarıyor ve şöyle diyor. Ya Rabbi ben seni nerede arayayım, nerede bulayım? Yüce Allah Hazreti Musa'ya şöyle vahy ediyor. Ya Musa beni kalbi kırıkların yanında ara. Ben onlara her gün ve gece bir kulaç yaklaşırım. Böyle olmasaydı helak olup giderlerdi. Tabi bu kıtanın, bu ifadenin hem buradaki ifadenin hem de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bu kıtasının mefhum muhalifinden şunu anlıyoruz. Gönül kırmamak. Önemli mesaj burada. Gönül kırmamak. Bir kez gönül kırdın ise şu kıldığın namaz değil diyor Yunus Emre Hazretleri. Diyor ki aksakallı pir koca hiç bilmez ki hali nice. Emek vermesin hacca bir gönül yıkar ise. Sağır işitmez sözü gece sanır gündüzü Kördür münkirin gözü alem münevver ise, gönül çalabın tahtı, gönülle çalap bahtı, iki can bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Gönül, orası nazargahı ilahi. Aman dikkat edelim, kimsenin gönlünü kırmayalım. Her gördüğümüzü hızır, her geceyi kadir bilmek anlayışı var ya, o anlayışa sahip olup, çocuklarımızı da bu anlayışla yetiştirirsek, toplum bir anda saadet asrı dönemine döner, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin ve büyüklerimizin dediklerini yapmış oluruz. Mevlana Hazretlerinden de hep, Yunus Emre Hazretlerinden örnek verdik. Mevlana Hazretleri de bize gücenmesin. Mevlana Hazretlerinden de bir örnek verelim değil mi? Ee, Erdoğan abi. Erdoğan abimiz de burada var. Ben şimdi Erdoğan abim var diye de heyecanlandım. Erdoğan Aslı Yüce abimiz Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'nın genel başkanı. E, Büyük Ayasofya Medresesi var. Şey, özür dilerim. Küçük Ayasofya. Or orada e, o vakfın başkanı 2 haftada bir de orada güzel sohbetler oluyor, programlar oluyor. Kahvaltıyla birlikte 20-25 senedir o ocağı söndürüyor. Şey oca, o ocağı sürdürüyor. Özür diliyorum. Sürdürüyor. Ee, ocağı tüttürüyor. Değerli büyüğümüz. Heyecanlandım. Ne yapalım? Ee, abi geldiniz gelince şimdi 25 senedir Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri anlatıyor. Biz daha birkaç senedir çömeziz o yüzden. sürçülisan lisan ettikse affola efendim. Diyor ki Mevlana Hazretleri ger gülest endişeyi tu gülşeni ver buvet harı tu hime gülhanı. Eğer gül isen, gül ise endişen gülşensin. Yani gül bahçesin. Eğer endişen yani düşüncen harı dilazar gönül inciten diken ise sen külhana mensup odunsun diyor. Alim Sinan Paşa diyor ki kalbi mümin arzı rahmandır. Anı yıkmak ziyade tufandır. Saadettin Kaynak hocamız diyor ki Gönül nedir bileni her gün göresim gelir. Gönül nedir bilmeyene hissiz diyesim gelir. Gönülle ilgili o kadar şey yazmışlar ki. O yüzden bu milleti Yüce Allah aziz eylemiş ya. Büyük devletler kurmuşlar. Bakın bugün bütün dünyadaki mazlumlara kim yardımcı oluyor? Bu devlet yardımcı oluyor. Yardımda birinci TİKA'mız, Kızılay'ımız, bütün sivil toplum kuruluşlarımız hepsi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin nerede görsen gönlü kırık, koşlu olan merhem oldu. Bu felsefeyle hareket ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Erzurumlu İbrahim Hakkı gazeteleri diyor ki hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah'ın Leyf diyor ki aşık der incitenden, incinme incitenden, Kemal de noksan imiş, incinen incitenden. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl oluyor incinen incitenden nasıl oluyor Kemal de noksan? İşte değerli dostlar, tasavvuf öyle bir şey ki ilk dersi incitmemek, son dersi ise incinmemek. İncinmemek sizin elinizde, incitmemek de sizin elinizde. Zora talip olmak istiyorsanız son ders olan incinmemeye çok dikkat etmek gerekiyor. Diyeceksiniz ki hocam incinmemek nasıl oluyor? Onu da siz araştırın. Her şeyi ben anlatınca zaman yetmiyor. Yetişemiyorum. O kadar çok anlatacak şey var ki. Şimdi burada e, Hoca Ahmet Yesevazetlerinin Hazretlerinin şöyle mazlum yolda kalsa mazlum kavramı var. Mazlum, zulüm görmüş. Zulüm altında kalmış an, e, anlamı var. Bizde de Türkçemizde alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Başka bir ifade de alma mazlumun ahını yere indirir şahını diye. Mahşer günü kavramı var. Mahşeri biliyoruz, mahşer kavramını yolda kalan var. Bir, bir yukarıda yalnız yolda kalsa diyor. Yolda kalan var. İbn-i sebil diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yolda kalanlara da yardımcı olmak gerekiyor ki biz devlet olarak, millet olarak elhamdülillah 3 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz yolda kaldı. Geldiler. Onlara kucak açtık. Yardımcı oluyoruz. Onları biz muhacir olarak gördük. Ensar gibi onlara yardımcı oluyoruz. Başka milletler onların doktorunu, kendi işlerine yarayan mühendisini alırken biz hiçbir mesleğini sormadan onlar yolda kalmışlar. Hoca Ahmet Yesevi felsefesini, Peygamber Efendimiz'in felsefesini yaşatmaya gayret ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi burada en sonunda da diyor ki, ben deyip benlik güden kişilerden kaçtım ben. Yüce Allah'ın hoşuna gitmeyen en büyük, en büyük, en kötü, en kötü huy, kibir. Benlik gütme, kibir. Şeytanın da en çok hoşuna giden, hususta yine kibir. O yüzden Allah'ın askeri mi olacağız, şeytanın askeri mi olacağız? Allah kibirlenenleri sevmez. İnne Allah la yuhibbul mutekebbirin. Diyor Peygamber Efendimiz e diyor ki kibir her güzelliğin afetidir. Hoca Ahmet İsevi Hazretleri burada sonuç olarak diyor ki nerede gönlü kırık birini görürseniz onun derdine derman olun. Haksızlığa uğramış biri yolda kalsa onu yalnız bırakmayın, ona, ona yoldaş olun. Mahşer gününde Yüce Allah'ın dergahına yakın olun. Benlik güden, ben ben diyen kişilerden de her zaman kaçın diyor Hoca Ahmet Yüce Hazretleri. Böylece üçüncü hikmeti bitirmişken, bir de Hoca Ahmet Yüce Hazretleri'nin takipçisi, Anadolu'yu mayalayanlardan, Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edebal Hazretleri, o büyüğümüzden de birkaç cümleyle ben sözlerimi bitirmek istiyorum. Böyle her dersimizi birkaç cümleyle bitirmek istiyorum. Diyor ki Şeyh Edebali Üstadımız ilim bil, irfan bil, söz bil, ikram bil, kural bil, doyum bil, usul bil, adab bil, sınır bil, yol bil, yordan bil, hal bil, Ahval bil, gönül bil. Çok konuşma. Bana diyor. Ben de çok konuşmuyorum. Boş konuşma, kem konuşma. Mert ol, yürekli ol. Kimsenin umudunu kırma. Sen seni bil, ömrünce yeter sana. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.